Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum. Video başlığında da göreceğiniz gibi çatıda bıldırcın civciv beslenir mi? Üretim yapılır mı? Gördüğünüz gibi biz bu işlemi böyle bir çatı katımız var arkadaşlar. Orada yapıyoruz. Zaten beni izleyen eski izleyicilerim de, izleyicilerim de bilirler. Gördüğünüz gibi böyle bir eski sistem bir çatımız var. Direkler mirekler var ortada ama şu kadarlık bir alan üretim yapmamıza yeterli oluyor. Yani böyle bir alanınız varsa siz de üretim yapıp satabilirsiniz. Bir yan gelir oluşturabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Burada 3 kat bir civciv kafesimiz var. Bunlar termostatlı hepsi. 3 kat civciv kafesimiz. Ondan sonra burada bir iki katlı bıldırıcın kafesimiz var. Bu arada buradaki bütün kafesleri ben kendim yaptım arkadaşlar. El emeğiyle yapılmış şeyler yani. Öyle söyleyeyim. Ee, hazır sistem kafesler de var Cimuk Hanım biliyorsunuz. Ya tabi durumunuz varsa onları da alabilirsiniz. Ee, ben tamamen el işçiliği yaptım. Biraz daha uyguna gelmiş oldu. Elinizden geliyorsa malzemeniz varsa yapabilirsiniz. Elinizden gelmiyor. Malzemeniz de yoksa hazır üretim sistemi kafeslerden alabilirsiniz. Dediğim gibi böyle bir ufak alanda üretim yapabilirsiniz. Ee, avantajları, dezavantajları neler? Onlardan bahsedeceğim size. Şöyle göstereyim. Buradaki alanı değiştirmiştim ben. Ee, o taraflara da kafes koydum. Zaten e, şöyle diyeyim. Burayı ben böyle buradan böleceğim arkadaşlar. Burası böyle buradan hop bölünecek. Burada bir buzdolabı var. Bu kalkacak. Burası kapımız olacak. Bu kapıdan gireceğiz böyle. Burası kapalı bir şekilde duracak. Neden derseniz. Onu da anlatayım ben size. Neden? Burası kapalı olacak. Yeri geliyor çim bıldırcınlarımız kaçıyor. Yeri geliyor hayvanlarımız kaçıyor. Bir şeyler oluyor. İlla başımıza geliyor bunlar. Burada çatıda böyle aralara köşelere saklanabiliyorlar. Bulması zor oluyor. Ve ayrıyetten Avantaj ve dezavantajlarından bahsederken şunları da söyleyeyim size. Sonuçta bu hayvanlar e, gittiği bir anlamda dışkı yapan hayvanlar. Sonuçta bunların tüyleri de dökülüyor. Bu yerlere pislenebiliyor. Gördüğünüz gibi zaten küreğimiz ve süpürgemiz her daim burada. Çünkü neden? Ben burayı iki, e, her gün ve iki güne bir durmadan süpürüyorum. Çünkü çok yem tozu oluyor. Hayvanların tozu oluyor. Hayvanların tüyleri dökülüyor. Burayı devamlı süpürüyorum. Ve bu tüyler de buraya uçuşabiliyor diğer tarafa. Çatıların diğer tarafına uçuşabiliyor arkadaşlar. O yüzden çatının da diğer tarafına uçuş değil. için bu tüyler burayı kapatacağız böyle. Bütün her şey burada kalacak. E, biri de şu. Burada yazın çok koku olabiliyor. Çünkü hayvan çoğalıyor. Civciv çıkarıyoruz. Onların dışkıları falan derken bu koku çatıda besliyorsanız bu merdiven boşluğuna ve diğer taraflara inebilir. Bazen ben de yaşıyorum bunu. Bir iki gün atlarını temizlemediğim zaman görüyorsunuz atlarını bugün temizledim. Atları tertemiz. Hayvanların altı temiz. Şu anlık sıkıntı yok. Ama bu koku böyle buradan diğer taraflara da yayılabilir. O yüzden bunun temizliğini her gün yapmanız lazım. Bu bıldırcınlar balkonda da beslenebilir. Biraz daha kapalı bir kafes yaparsanız balkonda da rahat bir şekilde besleyebilirsiniz. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Böyle şehir merkezinde yaşıyorsanız arkadaşlar, yani bu erkek bıldırcınlar ötüyor. Öttüğü için e, bu size ufak bir sıkıntı yaratabilir komşular tarafından. Çünkü e, özellikle yeni yetişen erkekler çok ötüyor ama ondan sonra biraz 4-5 6 aylık olduktan sonra ötmesi biraz yavaşlıyor. Ama sonuçta öten hayvan bunlar. Yani komşularınız sıkıntı yaratmayacaksa o şekilde besleyebilirsiniz. Benim burada çatı kat olduğu için kapalı her yer gördüğünüz gibi ötse de çok dışarıya sesi gitmiyor ama yazın ben bu camı açık tutuyorum mesela çok sıcak oluyor çünkü burası. O zaman ses bu bunlar gece bile şöyle söyleyeyim dışarıda bir sokak lambası var. Oradan gelen ışığı gördüğü için bu gece bile ötüyor bazen. Ben böyle aşağıda yattığım yerde bunun ötüşünü duyuyorum öyle söyleyeyim. Yazın ben bile bazen sıkıntı çekiyorum. Ama şükür çok bir sıkıntı olmuyor. Komşular tarafından herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama o böyle bir ufak alanda ben üretim yapıyorum gördüğünüz gibi. Çok büyük bir yere gerek yok. Bunu siz de yapabilirsiniz. Üretmek kolay, üretmek çok kolay. Öyle söyleyeyim ben size. Önemli olan bunların satışını yapabilmek arkadaşlar, pazarlamasını yapabilmek. Üretirsiniz, bir tane makine alırsanız herhangi bir profesyonel makine olmasına gerek yok. Ufak bir makine alsanız da bıldırcın üretimi çok kolay zaten. Tavuk gibi değil. Azıcık nemi, az da sıcaklığı gördüm ve bıldırcınlar çok kolay çıkan hayvanlar. Cicvileri çok kolay çıkıyor yumurtadan. Ama önemli olan bunu satabilmek arkadaşlar. Diyelim 100 tane 200 tane bıldırcın çıkardınız. Ama siz bunu satamadıktan sonra her gün yem yiyeceği için bu hayvanlar size zarar olarak yazacak. Şu an baktığınızda civciv yeminin çuvalı 50 kilosu nereden baksanız bir 700 lira var. Yani pahalı. Dediğim gibi önemli olan bunu satabilmek. Ve biraz da tabii yerinizin olması lazım. Şöyle bir çatı imkanım olmasa burası kapalı olsa bunu nerede yapacağım ben yapamazdım. Böyle bir imkanım var. Makinamızda çalışıyor gördüğünüz gibi. Pazartesi günü bunları da çıkıma alacağız. İlk yüklediğimiz 60 yumurta vardı. Onları çıkıma alacağız inşallah. Yani böyle bir yeriniz varsa bakabilirsiniz. Dediğim gibi balkonda bile bakabilirsiniz bıldırcınlara. Yeter ki biraz daha korunaklı bir kafes olsun. Yani çünkü burası ne kadar da olsa şurada bir derecemiz var bakın. Şu an 15 derece gösteriyor. Kapalı olduğu için bunlar yaz kış yumurta yapıyor. Benim bıldırcınlarım burada besledim kapalı alanda beslediğim için yaz kış yumurtalarını yapıyorlar. Bakın mavici seledonlarımızın yumurtası da orada. Yaz kış yumurta alıyorum bıldırcınlarda. Çok yumurta şeyi çekmezseniz bıldırcın da zor değil. Yumurta almak da zor değil. Cicviden çıkarmak da zor değil. Gördüğünüz gibi hasta tavuklarıma bile burada bakıyorum. Bahçeden getirdiğimiz bu kafasını delmişlerdi, yaralamışlardı bunu. Burada bakımını yapıyorum. İyileşti sayılır. Bu hafta bunu da götürürüz buradan bu tavuğumuzu. Çünkü bunun e, bu sıkışmış bir yere e, sıkışınca da hareket edemiyor. Kaçamıyor. Diğerleri gelip bunun kafasını yaralamışlar. Orada durursa biliyorsunuz tavuklar yarayı gördüğü zaman durmadan orayı deşmeye çalışıyorlar. Ondan sonra mesela gördüğünüz bu Çin bıldırcının kafesi. Bunu da ben kendim yaptım. Artık malzemelerden. E, elimde dolap, eski dolap artıkları vardı. Onlardan böyle güzel bir bıldırcın kafesi yaptım. Burada anaç bıldırcınlarımız var. Ondan sonra yine bu yarka büyütme diye yapmıştım ben bunu. Bir aylık olduktan sonra civciv kafeslerinden çıkarıyorum civcivleri çünkü artık oraya sığmıyorlar. Kendime büyüteceğim zaman iki aylık gelene kadar burada duruyorlar. İki aylıktan sonra da hop bahçeye götürüyorum arkadaşlar. Bu da Yadigar bizim ilk yaptığım civciv kafesi ve en güzeliydi. Çünkü camlı olduğu için gerçekten hayvanları içine atıp dışarıdan rahatça izleyebiliyorsunuz. Buna da sıkıştığımız zamanlar koyuyoruz bir şeyler. Şu an termostat sistemi yok bunda ama olsun. Çin bıldırcınlarını falan koyuyoruz. Daha güzel sistemler yapacağız buraya. Bakalım ee, birkaç planlarım var. Ee, hasta astrooplarımızdan bir tanesi. Diğerlerinin hepsi iyileşti arkadaşlar. Ama maalesef bunu daha iyileştiremedik. Yani bilmiyorum antibiyotik iğne de yaptık. Her şeyi yaptık. Vitamin de veriyorum. Yani piliç geliştirme yemi veriyorum. Ne yaptıysam bu daha iyileşmedi. Hala hasta. O yüzden götürmüyorum tabii ki diğerlerinin yanına bulaşmaması için. Bilmiyorum bu burada kaldı bakalım. Ee, birkaç planlarım var. Şöyle söyleyeyim şu an mesela civcilerimizi sahiplendirdik. Bakın kim bıldırcınları bayağı büyüdüler tüylenler. Bunlar yakında e, 10 güne e, net bir şekilde dişi erkek ayrımı yapabiliriz. Yani belli olur bunların dişi erkek ayrımı. Ama tabii bu kafeste gördüğünüz gibi bu civciv kafesin üstü tamamen böyle açıldığı için arkadaşlar. Bu şekilde açıldığı için buradan bunları yakalamak ölüm oluyor. Çünkü birini yakalayayım derken diğeri bu taraftan kaçıyor gidiyor. E çatıda da bu yakalaması sıkıntı. Bunlar kuş gibi uçtuğu için sağa sola kaçıyorlar. Bunlar zamanı geldi. Zaten derece kapalı şu an. Termostat çalışmıyor. Bunlara şöyle kuş kafeslerinde bakmamız lazım. Bunlar da benim değil birinden emanet aldım. O yüzden ben bunlara güzel bir bıldırcın kafesi yapacağım. Kapısı da böyle ufak olacak ki rahatça yakalayıp alabilelim diğerleri kaçamasın diye. Aklınızda bulunsun. Çünkü çok kaçırdım ben. O yüzden böyle bir ufak kapalı bir kafes yapacağım bunlara. Orada rahat bir şekilde bir yakalayacağımız zaman sıkıntı çekmeyelim diye elimizden geliyor. Belki hatta bir yeni bir bıldırcın kafesi yapabilirim böyle yumurta önünde aşağıdan akacak şekilde. Onları da yapacağız. Bu hafta sonra da bahçemize gideceğiz. Orada da güzel planlara başlıyoruz. O daha önceden bahsettiğim yeni bir paletten bıldır paletten kafes kümes yapacaktım hayvanlara. Bu hafta başlamayı düşünüyorum. Neyse asıl konumuza gelelim. Konu bayağı da aldı. Dediğim gibi arkadaşlar bıldırcını Böyle bir çatı katında veya balkonda dahi besleyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın öten bir hayvan ya derseniz ki ben sadece üretim yapmayacağım yumurtasını yemek için veya çocuklarıma yumurtasını yedirmek için taze bir şekilde besleyeceğim diyorsanız o zaman erkek almanıza gerek yok. 2 tane 3 tane dişi bıldırcın koyarsanız o size her gün birer tane yumurta veriyor zaten. 3 bıldırcınız olsa her gün 3 tane yumurta yapar arkadaşlar. Yani erkek koymanıza gerek kalmaz Üretim yapmayacaksanız bu seferde ne olur? Erkek koymazsanız zaten ötmeyeceği için de herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Dişiler ötmez çünkü. Sadece erkekler ötüyor. O da zaten erkeklerde böyle bir iki aylık olunca falan çok ötüyorlar. Sonra biraz kesiliyor ama belli olmuyor. Gece falan bazen ötebiliyor. O yönden sıkıntı yaşamamanız önemli. Böyle ufacık yerde üretim yapıyoruz. Biliyorsunuz ben 2 yıldır 3 yıldır bu işin içindeyim. 2-3 yıldır üretim yapıp civciv sahiplendirme satışını yapıyorum arkadaşlar. Maşallah Çinlerimiz de kocaman oldular. Bunları da alacağız inşallah. Bunların bilgisini vermek istedim. Bana çünkü özelden, Instagram'dan, Face'den, DM'den yazanlar oluyor. Şurada besleyebilir miyim? Burada besleyebilir miyim? Ha derseniz ki bu çok pisletiyor bu bıldırını. Evet çok pisletiyor arkadaşlar. Bakın kocaman kocaman pislikleri var. Bunların altında ben çekmeceyle yaptım kolay olsun diye. Her gün çekip temizliyorum. Bu bana ağır gelir. Ben bunun bakımını yapamam. Çok koku yapar. Evet koku yapabiliyor bu arada. Onu söyleyeyim. Mesela bizim bu duvarımızda sıvı olmadığı için bu aralardan koku gidiyor. Aşağı merdiven boşluğuna gidebiliyor altlarını temizlemediğim zaman. Buraya da bu, bu yaz inşallah bir sıva yapacağız. Burayı da kapatacağız. Camımızı açacağız. Diğer taraflara koku gitmeyecek inşallah. Onun planını yapıyorum şu anda. Böyle sıkıntıları var. Eğer derseniz ki bunların pisliği çok oluyor. Ben bunları besleyemem. O zaman hop geliyorsunuz hemen. Size ikinci bir önerim. Çin bıldırıcını. Büyük bıldırıcını besleyemeyenler için Çin bıldırıcını çok ideal arkadaşlar. Az yer, az pisletir. Yani çok fazla bir diğer bıldırıcının kadar pisliği olmaz. Şöyle bakın yumurta da yapıyorlar maşallah. Ufak ufak bıldırıcın yumurtaları. Çin bıldırıcının yumurtaları gördüğünüz gibi. Bunlar da ben tadına baktım güzel yani yeniyor bunlar da. Bu Çin bıldırıcınlarından besle, Bu evde bile beslenemeyenlerden yani bakarsanız çok fazla pisikleri yok ufak hayva kendileri de çok ufak hayvanlar zaten bu şekilde bunu anlatmak istedim artıları eksileri bunlar arkadaşlar sıkıntı olmayacaksa balkonda daha iyi besleme yapabilirsiniz bıldırcını. böyle ufacık bir üretim hanemiz var burayı tam bir üretimhaneye çevireceğiz yanlarını kapatarak inşallah daha güzel olacak her şey elemeğimiz kendimiz yaptık uğraştık Artık malzemelerden, oradan, buradan, şuradan, buradan derken hop, böyle bir yerimiz oldu. 3 tane civciv kafesimiz oldu. 2 tane bıldırcın kafesimiz oldu. Yani istedikten sonra çok da paraya, pula gerek kalmıyor. E, tabii malzemeniz olması lazım. Alet ve edevatınızın olması lazım. Yoksa yapamazsınız zaten. Şu an bizim dekoj, dekopajımızdan e, mat kapımıza kadar her şeyimiz var. Kendimiz uğraşıp yapabiliyoruz ve ben seviyorum zaten bunlarla uğraşmayı. O yüzden sıkıntı olmuyor. Sevmesen zaten yapamazsın. Sevmeden zaten bu hayvanlara bakamazsınız arkadaşlar. Çünkü bunların her gün pisliği oluyor. Her gün altını temizliyorum. Altını temizledikten sonra onları da bir çuvala dolduruyorum arkadaşlar. Çuvalı doldurduktan sonra da bahçeye götürüyoruz. Gübre olarak kullanıyoruz. Bahçemiz olmasa ne yapacaktık? Her gün bunun pisliğini temizle. Git çöpe at. Mecbur yani başka nereye atacağız? Başka yer yok. Onlarla uğraşmak zorunda kalacaktık. O avantajım var benim. O şekilde yararlanmış oluyoruz. Bunların gübresinden de gübrelerini bahçeye atıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yani bunları göz önünde alın besleyecekseniz her gün temizliğini yapabileceğiniz mi onları bir düşünün. Öyle hayvan alıp beslemek de kolaylıkla bitmiyor. Bakın burada bıldırcınlar var. Burada çim bıldırcını var. Orada bir tane e, yaralı tavuğumuz var. Ona ayrı bakıyorum. Yemini suyuna her gün bakın. Yemini suyunu ayrı koyuyorum. Orada bir tane hastamız var. Onu ayrı bakıyoruz. Burada Çin anaçlarımız var falan filan derken hop her tarafta bir şey var yani her gün ilgi istiyor. Ben her gün işten geldikten bir saat, işten geldikten sonra bir saat bunlarla uğraşıyorum arkadaşlar. Ek mesai yapmış gibi bir şey oluyorum yani. Bunlar ekstra ekstra e, civcivlerimiz çıkıyor. Civrileri çıkarıyorum. Onu yemini her gün yemini suyuna bakıyorum. Bir sürü iş yani kolay da değil aslında bakarsanız. Tabi siz böyle 2-3 bıldırcın bakacaksınız bu kadar zahmete girmeyeceksiniz. Onu da söyleyeyim yani. Bende hayvan çok olduğu için öyle. Baya bir çok konuştum galiba arkadaşlar. Videonun da sonuna gelelim artık. Dediğim gibi hafta sonu bahçeye gideceğim. Güzel videolar gelecek. Ee, bu arada araba da aldım. Dediğim gibi önceki videolarımda söylemiştim. Benim biraz sıkıntı oluyordu bahçeye gidip gelmem. Araba olmadığı için günlerde uzasın. Biraz havalar aydınlanmaya başlasın. İş yerinden direkt bahçeye geçeceğim. Her gün video atmaya çalışacağım size. Orada da güzel planlarımız var. Yapmaya başlayacağız. Güzel videolar gelecek haftaya inşallah. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.